Yılan dilli. Arsız! Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşmaya cüret ediyorsun? Dairemden çıkın. Ben değil, sen çıkacaksın. Nasıl evvel attığınız tokatı unutacağım sultanım. Zira bir kadın olarak yaşadığınız acıyı anlıyorum. Acı nasıl bir hadisiniz? Sıradan bir kalfanın koskoca bir sultanın tercih edilmesi utanç verici. Laflarına dikkat et Hürrem. Sakın beni suçlamaya kalkmayın sultanım. Nigar Paşa'nın koyuna ben sokmadım. Söylediklerim harfiyen uygulanacak. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Gülşah. Buyurun sultanım. Dairemin tadilatıyla kim alakadar olacak? Ben olacağım sultanım. Arzu ettiğiniz bir şey varsa... Elbette var. Seni zevkine bırakacak değilim. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mihrimah. Benim ay yüzlü sevgilim. Nasılsın? Sayenizde çok mesudum. Hediyemi gördün mü? Gördüm, evet. Muhteşem bir at. Tam istediğim gibi. Ama binip gezemedim hala. Yarın Av Köşkü'ne götüreceğim sizi, orada binersin. Yaşasın. Annen nerede? Burada değil. Valide Sultan dairesine taşındılar. Kadınlar hisseder, öyle değil mi? Ama sizin ruhunuz bile duymadı yıllardır. Bu çok acı. Uykunuz ne derinmiş öyle. Paşa'nın Nigar'a olan büyük aşkını göremediniz. Aşk değil. İbrahim hala beni. Kendinizi kandırmayın kıymetli sultanım. Paşa sizi artık sevmiyor, arzulamıyor. Kalbi size karşı soğumuş bir defa. Aşka kapılıp gitmiş. Şimdi hangi ateşinizle yakacaksınız onu çok merak ediyorum. Bakışlarınızın farkında mısınız? Sönmüş. Gidip aynaya bakın. Paşa sadece mevkiini muhafaza etmek için yanınızda duruyor. Ne söylersen söyle. Ne yaparsan yap. Benim canımı daha fazla yakamazsın. Lakin ben senin canını yakarım. Hem de öyle yakarım ki küllerini dahi bulamazlar. Rahmetli validenizi, sevgili kocanızın ve daha nice düşmanlarımın yapamadığını siz mi yapacaksınız? Güldürmeyin beni. Seni güldürmeye niyetim yok. İbrahim'den kurtulmak istiyorsun. Fakat ben buna müsaade etmeyeceğim. Ne demek bu? İbrahim'i boşamaktan vazgeçtim demek. Demek vazgeçtiniz, öyle mi? Hiç kuşkun olmasın. Bu işi değiştirmez ki. Neticede hünkârımız bu kararı bana bıraktı. Zira bu benim hayatım. Ha, ne hayat ama. İbrahim Paşa, Nigar Kalfa, bir de çocuk var. Artık hep birlikte saadet içinde yaşarsınız. Kes sesini Hürrem. Sizi en başta ikaz etmiştim. İsterseniz susarım. Kimse bilmez demiştim. Keşke o vakit kabul etseydiniz. Böylece onurunuzu ayaklar altına almazdınız. Sultanım. Geldiğin yeri unutma Hürrem. Sen kim? Onurdan bahsetmek kim? Sarayınıza gidin sultanım. Nigar Kalfa'nın yanına gidin. Zira ondan öğreneceğiniz çok şey var. Mesela Paşa'yı nasıl avucunun içine almış, nasıl meftun etmiş kendini. Biraz kadınlık öğrendin ondan. Hürrem! Ama gidemezsiniz, öyle değil mi? Yüzüne bile bakamazsınız. Zira o zavallı kadının şişmiş karnı size hakikatte haykırıyor. Yeter artık, kes şunu! Bırakın konuşsun. Ne derse desin. Beni kararımdan vazgeçiremeyecek. Boşanmayacağım. Ayrıca bu dairede kalacağını da sanmam. Hünkârımız buna asla müsaade etmez. Sen neden buradasın peki? Neden annenle gitmedin? Benim burada kalmamı istedi. Daha doğrusu ben çok istedim. Annem de bana tahsis etti. Burası artık benim dairem. Mehmet abimin dairesi kadar büyük değil. Taşlığı da yok. Ama olsun, böyle de güzel. Tabii bir hayli değişiklik yapmam lazım. Yarın Av Köşkü'ne gideceğiz. Hazırlığını yap. Bu üçüne ne istiyorsun? 600 altın. Etmez o kadar. Olmaz ağam. Kaç gündür benden yiyip içiyorlar. En fazla 400 altın veririm. Oldu madem. Al, hayrını gör. Biraz işim var. Bu gece kalsınlar, yarın gelip alırım. Tamam, merak etme sen ağam. Hadi eyvallah. Eyvallah. Al bunları, götür yerlerine. Geç şöyle. Geçsene hatun. Dokunma. Ben kendim giderim. Ne oldu? Oylandın mı? Şişt. Uğraşma hatunlar. Hadi. Yürüyün hadi. Hadi sen de. Hiç pes etmeyecekler. Şimdi de Hatice Sultan karşıma çıktı. Sultanım, keşke acele etmeseydik. Üzerinize gelmek için daireyi bahane edecekler. Bırak şimdi daireye Sümbül. Hatice Sultan, İbrahim'i boşamaktan vazgeçti. Eyvahlar olsun. Ne yapacağız şimdi? Bir hal çaresine bakacağım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! hünkârı. Dışarı çık. Hünkârımız öğrenmiş. Gereğini yapacaktır. Hiç zannetmiyorum. Böyle düşünmem için yeterince sebebim var. Haklısın. Lakin bu hep böyle devam edemez. Sultanım, İbrahim Paşa'mızı affetmenize çok sevindim. Evet, en doğru kararı verdiniz. İbrahim'i affettiğimi kim söyledi? Ben sadece boşamayacağım dedim. Sırf Hürrem için yaptım bunu. Hain emellerine ulaşmasın diye. İbrahim'e gelince onu asla affetmeyeceğim. Bu daireyle alakalı kararım malumun, öyle değil mi? Süleyman. Sualime cevap ver. Evet, biliyorum. Öyleyse gayen nedir Hürrem? Ne yapmak istiyorsun? Hususi bir gayem yok hünkârım. Ben evlatlarımın rahatı için buraya taşındım. Mahidevran geçmek istediğinde karşı çıkmıştım. Doğru, evet. Çünkü Valide Sultanımız yeni vefat etmişti. O gün karşı çıkmanın tek bir sebebi vardı. Bunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz Hürrem. O halde engel olmasaydın, Mahidevran geçseydi daireye... Ben bu daire boş kalacak dedim. Hala aynı fikirdeyim. Derhal boşalt daireyi. Hayır, boşaltmayacağım. Ben nasıl has odaya karışamıyorsam, sen öyle demiştin bana. Sen de hareme karışamazsın. Haddini bil Hürrem. Bazen karşında kimin olduğunu unutuyorsun. Sen de öyle Süleyman. Eğer beni buradan çıkartırsan, haremden de çıkartman gerekir. Çıkarsın o halde. Acele edin biraz, yürüyün hadi. Lazım. Görmüyor musun halini? Biraz su ver bize. Yürüyün dedim. Su ver. Ölü bir hatun işine yaramaz. Hadi kalkın, yolumuz uzun. Hadi! Ne vakit gitmişler Af Köşkü'ne? Bizden az evvel çıktılar. Ben de duyar duymaz geldim yanınıza. Sultanım, bağışlayın. Fakat başka çaremiz yok. Daireden çıkmanız lazım. Hayır. Geri adım atmayacağım. Tam işle yoluna girdi derken başa döndük. Hatice Sultan da boşanmaktan vazgeçti. Dilimi tutamadım. Bir çuval inciri berbat ettim. Olan oldu artık. Kendinizi suçlamayın. Asıl ben İbrahim Paşa'yı düşünüyorum. Vallahi geri dönerse eskisinden de kuvvetli olur. Bu atla Manisa'ya kadar gidebilir miyim? Elbette şehzadem. Siz isteyin, dünyanın öbür ucuna götürür sizi. Dünyanın öbür ucuna değil. Mustafa abimin yanına gitmek istiyorum. Çok özledim onu. Mehmet'im, aslan parçam, üzülme. Yakında görüşeceksiniz. Ne vakit bineceğiz ata? Rüstem Ağa. Siz buyurun istirahat edin hünkârım. Ben derhal atları eyaletiyorum. Âlâ. Gel. Baba. Söyle Ayparçam. Annem neden gelmedi bizimle? Başka vakit gelir. İyi misin? İyi misin? Ses ver. Ne oldu yine? Biraz oturalım. Dinlenmesi lazım. Hiçbir şey yok. Kaldır şunu. Hayır. Bu halde gidemez. Afife Hatun'a da haber gitmiştir. Eli kulağında, yakında gelir. Bu Afife akıllı bir hatun mudur? Hem de nasıl. Vallahi şeytana pabucunu ters giydirir. Fevkul beşer. Güzel. Aptal hatunlarla uğraşmaktan sıkılmıştım. Hadi okunma! Aferin sana hadi! Arabayı durdur. Ne oldu ki? Durdur! Kalk hadi! Bırak! Çekil şunu. Kalk hadi kalk! Siz de kaybedecek vaktim yok! Hepimiz yorulduk! Ne yapıyorsunuz sen be hanım? Yazık değil mi hatunlara? Niye eziyet ediyorsun? Karışma sen. Hadi kalk. Dur hele dur. Kim bu hatunlar? Satın aldım onları efendi. Hepsi benim kölem. Artık değil. Ben alıyorum. Satılık değil onlar. Var git yoluna. Bana bak. Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Hı. Bana ne kim olduğundan çekil. Sen kim bana dokunmak kim? Karşında koskoca harem ağası var. Vallahi şuracıkta kelleni uçururum da on duymaz. Bağışla ağam, bilemedim. Yoksa böyle şey... Kes! Ne istiyorsun bunlara söyle. Onlar bana lazım ağam. Satmayacağım. Kaça aldım söyle. İki mislini veririm. Hünkârımız kendi zırhını mı yolladılar size? Mohaç'ta darbe alan zırhı. Manası nedir? Ölümle arasındaki mesafeyi unutmamak için muhafaza ediyordu. Şimdi aynı şeyi benden istiyorum. Elbette bir asker olarak ölümün hatırlatılmasından gocunmam ben. Fakat bir dost olarak. Bağışlayayım paşam fakat o kadar da kötü bir şey değil bu. Öyle mi? Neden zırh giyeriz paşam? Nasıl bir sual bu şimdi? Ben söyleyeyim paşam. Ölümden korunmak için. Öyle düşününce hünkârımız sizi kendi zırhıyla korumak niyetinde. Fakat kararı size bırakmış. Zırhı giyip giymemek sizin elinizde. Ne vakittir dostlarımızdan korunmak için zırh giyer olduk biz Matrakçı. Paşa Hazretleri hoş geldiniz. Paşam, bu beyler... Peşrefasını geçelim Mustafa Paşa. Burada birbirini tanımayan var mı? Güzel. Malumunuz üzere Tahmasp ve onunla birlikte hareket eden herkese karşı harp ilan ettik. Burada huzurumda bulunan beylerin Sultan Süleyman Han'ımıza olan bağlılığından hiçbir şüphem yok. Devletimize olan yüksek hizmetleriniz her türlü tebrik ve takdire şayandır. İnanıyorum ki ve öyle de umuyorum ki hizmetlerinizden Doğu seferimizde de faydalanacağız. Bundan şeref duyarız Paşa Hazretleri. Lakin yaşadığımız sıkıntılardan dolayı size malumat vermek isterim. Elbette. Zaten bu sebeple çağırdım sizi Ahmet Bey. Herkes eteğindeki taşları döksün bir bakalım. Kimin ne sıkıntısı var bugün bu mecliste sona erecek. Efendi Hazretleri, Azerbaycan Valisi Ulama Paşa geldiler. Ulama Paşa, hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı. Halep'te sizi bekliyordum. Mektubunuzu alır almaz geldim. Nedir mesele? İbrahim. Onun bu sefer de başarısız olmasını istiyorum. Öyle ki hünkârımızın ve askerlerin gözünde hiçbir itibarı kalmasın. Sıkıntılarınız tarafımca malum oldu. Mustafa Paşa. Paşam. Beylerimize eşit miktarda dağıtılmak üzere 20 kere 100.000 altın tahsis edilsin. İlaveten beylerimizin hususi olarak belirttikleri her ihtiyacın karşılanmasını sağlayın. Emredersiniz Paşam. Paşa Hazretleri, müsaadenizle bir hususu dile getirmek isterim. Daha evvel de bizlere birçok sözler verildi. Üstelik bizzat hünkârımız tarafından. Ancak sıkıntılarımız giderilmedi. Bu yüzden birçok bey Şah Tahmasp'a sığındı. Zira Şah Tahmasp verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Onları ihya etti. Evvela bir yanlışı düzeltelim. Hiçbir Osmanlı beyi Tahmasp denen o adama şah ünvanıyla hitap edemez. Ben bunun bir dil sürçmesi olarak kabul ederim. Ve hatta bağışlarım da. Fakat bağışlamayacağım bir şey varsa o da hiçbir Osmanlı beyi hünkârımızla Tahmasp'ı mukayese edemez. Gökyüzünde nasıl bir tek güneş varsa yeryüzünde de bir tek imparator vardır. O da Sultan Süleyman Han'dır. Başka bir söyleyeceği olan var mı? Güzel. Değerlerini iyice kontrol edin. Destur! Sultanım. Rüstem Ağa. Şunu al. Tez İskender Çelebi'ye ulaştır. Emredersiniz sultanım. Annem geldi. Rüstem Ağa. Buyurun hünkârım. Mehmet'le Mihrimah'a refakat et, atlarına binsinler. Elbette hünkârım. Hayırdır Sümbül Ağa? Kim bunlar? Hürrem Sultan'ın emriyle getirdim. Yolda görünce acıdı hallerine. Başka yere götürseydin ha. Şunların hallerine bak, nasıl alırız? Of, yesinler. Sanki sen geldiğinde prensestin. Ha götür şunları hamama. Bir güzel yıkasınlar, paku temiz, muayene etsinler. Üst baş versinler, haydi. Geldim çünkü seninle konuşmak istiyorum. Ben söyleyeceğimi söyledim Hürrem. Senin için canımı verdim Süleyman. Fakat sen bana bir daireye çok görüyorsun. Mesele daire değil Hürrem. İsteseydin sana saraylar yaptırırdım. Emrivaki yaptığım için kızdın. Biliyorum. Haklısın da. Fakat niyetim bu değildi. Eğer şimdi o daireden çıkarsam, haremde alay konusu olurum. Mevzu bahis olan itibarım. Bunu daha evvel düşünmeliydin. Daha gözden geçir kararını. Adı ne bunun? Bu ad sizin sultanım. Siz ne derseniz o. Uzun yele olsun. Uzun yele. Güzel isim koydunuz sultanım. Yürü bakalım uzun yere. Hadi. Ben kararımı verdim Hürrem. O daireyi bu gece boşaltmış ol. 5 evladının annesine bunu mu reva görüyorsun? Şimdi saraya dön Hürrem. Ve sana söylediğimi yap. Aksi takdirde neticelerine katlanırsın. Ne olacak Süleyman? Beni zorla mı çıkartacaksın? Eski saraya mı yollayacaksın? Yoksa Edirne'ye mi? Hürrem! Anne yardım edin! Pek sıskaymış bunlar ya. Kızlar, gürültü yapmayın. Hadi işi biten çıksın. Ay parçam, iyi misin? Ağrın var mı? Ayağım. Bu kan. Ağaç dalları kesmiş sultanım. Rüstem Ağa, nasıl olur bu? Derhal malumat ver. Bağışlayın hünkârım, ben... Onun suçu değil baba. Yılan çıktı önümüze, at ürkmüş koştu birden. Rüstem Ağa yetişmeseydi düşecektim. O kurtardı beni. Sağ ol Rüstem Ağa. Hakkını nasıl öderiz? Haşa sultanım. Bu benim vazifem. Rüstem Ağa, sana bir can borcum var. Dile benden ne dilersen. Bir isteğim yok hünkârım. Sağlığınıza duacıyım. Söyle arabayı hazırlasınlar. Saraya dönüyoruz. Emredersiniz hünkârım. Gelmişim. Yavaş. Hatunların karnını doyurun. Nerede yatacaklar? Taşla alın şimdilik. Sonra bakarız. Nedir bu? Hiçbir şey. Ne dövmesiydi o? Ne oluyor orada? Hiç. Biz konuşuyorduk öyle. Konuşmayın. Kalkın hadi. Tamam yeter. Giyin şunları üstünüze. Mihrimah. Sevgili kardeşlerim. Nasıl oldun? İstirahat etmemi söylediler. İyiyim ama. Attan düşmüşsün. Attan düşmedim Selim. Dallara takıldım sadece. Bensiz gidersen olacağı bu. Ahın tuttu değil mi? Ben sana öğretirim, düşmezsin bir daha. Düşmedim diyorum size. Ne güzel. Derslere de gitmezsin. Dairemin tadını çıkarırım ben de biraz. Boşuna heveslenme. Validem geri dönecekmiş. Ne dedin sen? Öyle söylüyorlar. Babam izin vermemiş. Mehmet! Kardeşim doğru söylüyor. 3 günlük saltanatı sona erdi. Olamaz. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mihrimah. Güzel kızım, ağrın sızın var mı? Sultanım, hareme almamı istediğiniz hatunlarla alakadar oldum. Birazdan yerlerini ayarlayacağım. Bir görseniz berbat haldeler. Vallahi üzerlerinden çıkan kirleri... Bırak şimdi onları. Hünkârımızı ikna edemedim. Bu gece daireyi boşaltmamı istedi. O halde toparlanalım. Olmaz. Bu gece kötülerden birini seçmeye mecburuz sultanım. Sultanım. Ne oldu Gülşah? Hatice Sultan saraya taşındı. İbrahim Paşa gelene kadar burada kalacakmış. Bir bu eksikti. Ne oldu halacığım? Neden ağlıyorsun? Hiç. Eğer ağrım varsa? Daireyi elinden alacaklar ya, ona ağlıyor. Mihrimah? Ben burayı çok sevmiştim. Burası benim dairem olacaktı. Ama annem dönecekmiş buraya. Üzülme halacığım. Sana da başka bir daire tahsis edilir. Olmaz. Ben burayı istiyorum. Babacığım ne olur müsaade edin burada kalayım. O zaman Hürrem'e başka bir daire tahsis edilecek. Hatice'm. Bağışlayın. Manasız şeylerle canınızı sıktım. çene. Geç. İşiniz gücünüz çene. Adın ne senin? Clara. Clara. İyi. Bak senin yerin orası. Hadi yerine git. Sen? Ben? Adın ne adın? Nadia. Nadia. Nerelisin sen? Nereden geldin? Memleket neresi? İyi neyse. Bak senin yerin orası. Bak Clara'nın yanı. Haydi. Haydi geç. Evet. Bir sen kaldın. Senin adın ne? Firuze. Firuze. Nerelisin? Sümbül Ağam. Ay Sümbül kadar taş düşsün başınıza. Ne var? Şeker Ağam sizi çağırıyor. Allah'ım. Bensiz bir iş becerse şaşarım zaten. Hadi. Bak senin de yerin şurası. Git yerine. Kavga gürültü istemiyorum ona göre. Haydi. Firuze. Buna nasıl müsaade edersiniz hünkârım? Bizzat sizin kararınızda o dairenin boş kalması. Hatice'm, yaşadığın hadiseler seni ziyadesiyle üzdü. Bunları da düşünüp kendine daha fazla yorma. Bilhassa senin uzak durmanı istiyorum. Bunun kabul edilemez olduğunu söylemiştiniz. Nasıl öfkelendiğinize ben şahidim. Ne oldu? Bu Hürrem'le benim aramda Hatice. Aldığım kararları seninle tartışacak değilim. Ne olsun? Hünkârımız Valide Sultan'ın dairesinde kalmama izin vermiş. Sahiden mi? Evet. Dile benden ne dilersen. Ne dilersen mi? Malkoçoğlu'yla evlenmek dışında tabii. Nişan yaparız o halde. Bunları düşünme şimdi. Yeterince vaktin olacak. Annen olarak sana söz veriyorum. Kimi seversen, kimin için kalbin çarparsa onunla evleneceksin bir gün. Söz mü? Söz. Rahmetli validemiz size defalarca anlattı. İbrahim, Mahidevran hepimiz anlattık. Ama görüyorum ki ne olursa olsun bizi dinlemeyeceksiniz. Hatice. Hürrem bir hançer hünkârım. Sizin ve hanedanımızın sırtına... Laflarına dikkat et! Sana olan sevgim söylediğin her şeye tahammül edeceğim manasına gelmez. Hünkârım. Bizi yalnız bırakın dedim. Hünkârım mühim bir haber geldi. İbrahim Paşa ile alakalı. Türkmen süvarileri Diyarbakır yolunda pusu kurmuşlar. Son kadehi sakı bana mestane desinler. Uslanmadı gitti gör o divane desinler. Kadehini burada doldurmadı her kişi. Bundan böyle bu meclise meyhane desinler. Yık gönül evini. Koma taş üstüne bir taş. Sen yap onu, eller ona virane desinler. Gönlünle başkasının sureti neye yarar? Reva mıdır Kabe'ye puthane desinler. Yahya'nın sözleri olsun hep bir aşk sırrı. Dostlar duyup başkasına söyleme desinler. Paşa Hazretleri! Kimindir bu şiir? Taşlıcalı Yahya'nın bir şiiri paşam. Taşlıcalı Yahya. Taşlı. Ben daha evvel hiç duymadım. Sen duydun mu Matrakçı? Duydum paşam. Lakin pek takip ettiğimi söyleyemem. Hiç kimse takip etmiyor zaten. Ne dedin? Hiç kimse takip etmiyor zaten dedim. Adın ne senin? Yahya paşam. Ama Taşlıca da derler bana. Sen benimle alay mı edersin? Haşa paşam, olur mu öyle şey? Alın bunun kellesini. Paşam? Paşam benim öyle kötü bir niyetim... Dördü! Bu şiirlerin devamı var mıdır? Var paşam. Bir yere getir, okumak isterim. Eğer beğenmezsem, o vakit gerçekten alırım kelleni. Ne oldu Taşlıcalı? Rengin atmış. Su getirin. Yık gönül evini, koma taş üstüne bir taş. Sen yap onu, eller ona virane desinler. Hiç fena değil ha Matrakçı? Bir hayli kabiliyetli olduğunu duymuştum paşam. Fakat ne kadar itibar edilir bilemem. Sebep? İskender Çelebi'nin himayesindeki şairlerden biri. Her taşın altından çıkıyor deyyus. Ulama Paşa'dan haber var mı? Halep'te karşılayacak bizi paşam. İyi. Bölgeyi en iyi bilen o. Acem diyarı ile alakalı fikirlerimi onunla da paylaşmak istiyorum. Kurulacak devletin başına onun geçmesini mi istiyorsunuz? Kudretli bir han lazım Matrakçı. Sultan ünvanını taşıyabilecek biri. Bağışlayayım paşam fakat öyle biri yok. Sultanımıza. O iyi. Düzelecek. Biraz uyuması lazım. ciddi bir yara değil hünkârım. Paşa Hazretleri iyi. Ordunun başında Halep'e varmak üzereler. Hadise nasıl olmuş? Türkmen süvarileri pusu kurmuş. Akabinde saldırmışlar. Paşamızın kurtulması bir mucize. Tahmasp bu alçak saldırının bedelini ödeyecek. Hazırlığını yap Ayas Paşa. Yola revan olma vakti geldi. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsin. Süleyman. Dairede kalmama müsaade etmişsin. Benim için yaptığın bu... Senin için değil Hürrem. Mihrimah için müsaade ettim. Bağışla beni. Niyetim seni üzmek değildi. Çekilebilirsin. Sultanım, çağırdığınız Hasun'u getirdim. Yaklaş Hatun, yaklaş. Saatimi kime borçluyum? İsmim Firuze, sultanım. Firuze. Kimsin sen? Nereden geldin, nerelisin? Rey şehrinden geldim sultanım. Rey? Acem misin yoksa? Hayır sultanım. Ben Süryaniyim. Süryanisin demek. Hareme oralardan hatun gelmez. Sen nasıl geldin? Beni Barbaros buldu. Hızır Reis. O getirdi. Meğer hatırlıyorum seni. Dün gece gözlerimin içine baktın. Bana bir şey söyledin. Neydi o? Bir duaydı sultanım. Kodaya, komakkon, dirtar berenciyim, zutar bebahşiyim. Ey Tanrım, yardım et. Daha geç incinelim. Daha çabuk bağışlayalım. Peki nasıl iyileştirdin beni? Ellerine bir şeyler yapmışsın. O benim değil. Tanrı'nın elleriydi sultanım. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Kenara geç, başına eğil. Sultanım. Nigar Kalfa hakkında malumatın var mı? Hatice Sultanımızın sarayında. Zindanda tutuluyor. Doğumdan sonra infaz edilecek. Çocuk ne olacak peki? Ekseriyetle aynı akibete uğrar sultanım. Perçema, senin için bir vazifem var. Emredin sultanım. Nigar Kalfa'yı kaçırmanı istiyorum. O çocuk doğmadan Nigar'ı kaçıracaksın. Elimden geleni yaparım sultanım. Fakat sultanımız bir hayli tedbir almış. Gereken yardımı sağlayacağım. Hayır hünkârım. İyiyim. Hünkârım, dün gece biraz fenalaştı. Hekimler istirahat etmesini söyledi. çok yoruyorsun kendini Hatice'm. Yataktan çıkma bugün, dinlen. İbrahim'le alakalı havadis aldım bugün. Yarası ağır değilmiş, iyi. İyi. Su ver bana. Evlatların nerede? İçerideler hünkârım. Esas onlar için üzülüyorum. Bir hayli etkilendiler. O halde bir an evvel toparla kendini. Evlatlarının sana ihtiyacı var çünkü. Hünkârım. Müsaadenizle. Dün gece size söylediklerim için beni bağışlayın ne olur. Acı içindesin Hatice'm. Senin bu halin beni derinden üzüyor. Öfkenin seni ele geçirmesine müsaade etme. Sabırla, sükunetle bekle. Hünkârım. Size söylemem gereken bir şey var. İbrahim'in akıbetine benim karar vermemi istemiştiniz. Ben yeterince düşündüm ve bir karar verdim. Acele etme. Daha sonra. Boşanmaktan vazgeçtim hünkârım. Haklısınız. Öfkem yüzünden gözüm hiçbir şey görmüyordu. Acının ateşinden. Ne değişti Hatice'm? Acına öfkeni ne dindirdi? Acım dinmedi. Ama İbrahim'i kaybedersen daha fazla acı çekeceğim. Sonra evlatlarım. Onların babalarıyla büyümelerini istiyorum. Sultanım, derhal atınızı hazırlatıyorum. Gerek yok Rüstem Ağa, ben sana teşekkür etmek için geldim. Mihrimah sayende çok iyi. Gülşah. Buyurun sultanım. Bunu al. Benden sana küçük bir hediye. Konunuzu işaret ettiniz sultanım. Ziyaretiyle hak ettin Rüstem Ağa. Sadakatla hizmet ettiğin müddetçe yükselemeyeceğin makam yok. Başım yolunuza feda olsun. Rüstem Ağa, mektubu yolladın mı? Yolladım sultanım. En hızlı şekilde İskender Çelebi'ye ulaşacaktır. İyi. Ne yapıyorsunuz siz? Sen de kimsin? Esas siz kimsiniz? Ne işiniz var burada? Sizin yüzünüzden hayvan kaçtı. İsabet olmuş, yazık olacaktı. Yazık mı? 2 gündür onun peşindeyim ben. 2 gündür vuramadığına göre pek becerikli avcısın. Elena! Geliyoruz anne, buradayız. Sana kolay gelsin. Bekle burada. Belki hayvan acır haline de gelir. Görmedim. Ben de görmedim ama çok yakışıklıymış. Öyle değil mi? Ay sana erkek olsun, hepsi yakışıklı. Ne fısıldaşıyorsunuz siz? Hiç anne, konuşuyoruz öyle Rita'yla. Belli, gelemediniz bir türlü. Çamaşırlar nerede? Burada işte anne, getirdim. Yıkayın çabuk, haydi. Harita. Seninki orada hala. Kim benimki? Şehzade Hazretleri. Her yerde sizi aradık. Buradayım işte. Bağışlayın beni ama bu yaptığınız usullere aykırı. Bir şehzade... Kaideleri biliyorum Lala. O halde riayet etmenizi istirham ederim şehzadem. Başınıza bir şey gelseydi bunu hünkârımıza nasıl izah ederiz? Babamdan haber yok mu? Ne hususta şehzadem? Sefere katılma emrim gelmedi hala. Yakında gelir şehzadem. Nasıl? Mustafa sefere katılmayacak mı? Hayır. Yokluğumda devleti ona emanet edeceğim. Bu çok büyük bir onur hünkârım. Fakat üzülecektir. Malum sefere katılmayı çok istiyordu. İyi bir asker olacağından şüphem yok. Lakin evvela iyi bir devlet adamı olmalı. Peki Mahidevran ne olacak? Siz sefere çıkar çıkmaz Manisa'ya gidecekti. Hünkârım, süt anneniz Afife Hatun geldiler. Gelsin. Hünkârım. Afife Hatun, evine hoş geldin. Bir şeyler duydum hünkârım. Sultanım. Afife Hatun. Ne yapıyorsun sen? Sana söylüyorum, ne yapıyorsun? Çiçek topladım, onları kurutacağım. Nasıl topladın ki? Bizi has bahçeye çıkardılar, hizmet için. Anladım. Lazım olursa söyle bana, ben yollarım seni. Teşekkür ederim. Pek de kibar hatunmuşsun sen. Fatma. Heh, geldi baykuş. Ağzını topla. Uğraşma benimle Hatun. Git işine. Ne yapıyorsun sen? Burada yapılacak iş mi o? Hamama git. Seni alakadar etmez. Sana hamama git dedim. Gel kaldır. Sana yazdığım mektubu aldın mı? Aldım sultanım. O halde vaziyet malumun. Bu bir sır değil sultanım. Hürrem Sultan ve yaptıkları herkesin dilinde. Anlaşılan o ki hünkârımız dışında hiç kimse sevmiyor onu. İnan bana haklı sebepleri var. Hanedanımızın istikbari tehlikede. Hünkârımız hakkında dışarıda konuşulanlar beni ziyadesiyle rahatsız ediyor. Bilhassa tek bir hatuna bağlı kalması çirkin dedikodulara sebebiyet veriyor. Haremdeki hatunlar da mutsuz. Hünkârımızın hayaliyle yanıp tutuşurken yüzünü dahi göremiyorlar. Böyle devam ederse haremde büyük bir isyan çıkacak. Uzun lafın kısası. Hünkârımızı Hürrem'in vesayetinden kurtarmanı istiyorum. Sultanım. Seni utandıracak hiçbir emir vermeyeceğim Afife Hatun. Senden tek isteğim... Haremin nizamı neye gerektiriyorsa onu yapman. Kaideler, teamüller neyse o. Fatma, sabrımı taşırmadan kalk oradan. Ah Gülşah! Kuyruğuna basmadan defol git şuradan. Sana ne diyorsam onu yap. Yapmazsam ne olacak? Yürü dedim sana. Çekil şuradan. Gel buraya. Bırakın parçayı. Gel buraya. Ne oluyor burada? Gel seni. Sen de kimsin? Senden emir mi alacağız? Haddini bil. Karşındaki Afife Hatun. Kesiniz sesinizi. Kiraz Ağa. Buyurun Afife Hatun. Yatır bunları falakaya. Ne falakası? Ben Hürrem Sultan'ın sağ koluyum. Ben de Şehzade Mustafa'nın gözdesiyim. Kılıma dokunamazsın. Nedir bu rezalet? Afife Hatun geldi sultanım. Gülşah'la Fatma kavga edince ceza vermiş. Ay eliniz dert görmesin. Bunların hırgüründen bıkmış usanmıştık vallahi ve tillahi. Odam hazır mı Sümbül? Oo, hazır. Eşyalarımız taşınır taşınmaz geçersiniz inşallah. Bu kadar kafi. Bundan böyle aklınızı başınıza alın. Zinhar kavga, dövüş istemiyorum. Kaidelere riayet edeceksiniz. İtaat etmeyen, nizamı bozan her kim olursa olsun canını yakarım. Hürrem Sultanım. Afife Hatun sensin demek. Hünkârımız senden çok bahseder. Nihayet tanıştık, hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Şeref duydum. Vazifeme başlamadan evvel ziyaretinize geliyordum. Fakat bir hadiseye müdahale etmem icap etti. Gördüm, evet. Ne diyelim, hak eden hak ettiğini almalı. Yolculuk nasıl geçti? Bir hayli yorucuydu sultanım. Zira Trabzon sarayından pek çıkmadım ben. Bugün yarın dinlen. Senin için hususi bir oda hazırlattım. Başkaca ihtiyacın olursa da söyle. Eksik olmayın sultanım. Afife Hatun, kim bilir hakkımda neler anlattılar sana. Ne cadılığım kalmıştır ne büyücülüğüm. Dedikodulara itibar etmem ben sultanım. Hünkârımızın kıymetlisi, benim de kıymetlimdir. Ağla. Çekilebilirsin. Nazlı. Buyurun sultanım. Bu hatun Hatice Sultan'ın bize bir hediyesi. Bu hediyeyi karşılıksız bırakmak olmaz. Perçemaya söyle Nigar meselesini bir an evvel çözsün. Emredersiniz sultanım. Aç kapıyı. Kim bu? Ebu Hatun. Sultanımız muayene etmesi için yollamış. Üzeri aradılar mı? Arandı, merak etme. Muayene edeceğim seni. Defol git. Buradan çıkaracağız seni. Sen kimsin? Paşamız mı yolladı seni? Evet. Hadi uzan şöyle. Kaç kere denedik ama zindana girmemiz mümkün değil. Senin yukarı çıkman lazım. Nasıl olacak o? Ayak yoluna bile çıkartmıyorlar. Söyleyeceğim. Ulama Paşa, ordugâhtan ayrılma. Bilal'le konuşmak istiyorum seninle. Emredersiniz paşam. Kaptanı deryamız da geldi. Hayırlara vesile olsun. Henüz değil İskender Çelebi. Kaptanı deryanın kim olacağına ben karar veririm. Elbette. Bütün ordu seraskere bağlıdır. Ketüdanız olarak ben de size bağlıyım. Ancak beni siz seçmediniz. Hakkım var. Bana kalsa kızla rahatsız olurdun zira. Paşa Hazretleri. Hızır Reis. Seni burada görmek büyük şeref. O şeref bana ait paşam. Günlerdir yoldayız. Hiç bitmeyecek sandım be. Kara seni fena tutmuş belli. Gel. Hünkârımız bizzat yolladılar beni. Kendileri kuvvetli bir donanma kurma arzusundalar. Başında da beni görmek isterler. Tabii. Siz de layık görürseniz paşam. Malumatım var. Hızır Reis, donanmamız Rodos'tan bu yana atıl bir vaziyette bekliyor ve bu haliyle yetersiz. Dört bir tarafı denizlerle çevrili bir mülk için bu kabul edilemez bir vaziyet. Andre Dore'ye karşı yanı başımızdaki Koron'u dahi koruyamadık. Akdeniz vaka bizim deryamız olacak. Fakat ben büyük sulara açılmak istiyorum. Yeni dünyaya. Oradan gelen birçok gemiye zaten el koydum paşa. Sandıklar dolusu altınla geliyorlar. Ganimet büyük. Ya bundan payımızı alacağız ya da bizzat biz getireceğiz. Hala aynı fikirde olmamıza sevindim. Zira hünkârımızın kaptanı deryası olarak seninle sık sık görüşeceğiz bundan böyle. Hızır Reis, senin gayretinle hünkârımız Hakan Ülberreyn ve Bahreyn olacak. Ne konuşacak paşa benimle? Birlikte hareket ettiğimizi mi öğrendi yoksa? Telaş etme Ulama Paşa. Sakin ol. Hiçbir şey ispat edemez. Efendi Hazretleri, payitahttan mektubunuz var. Ulama Paşa, daha sonra konuşalım. İskender Çelebi, mektubunu aldım. Sana hayırlı haberler vermek isterdim fakat burada işler istediğim gibi gitmedi. Hatice Sultan, İbrahim Paşa'yı boşanmaktan vazgeçti. Hünkârımız kuvvetle muhtemel affedecek. Şayet İbrahim dönerse eskisinden de kuvvetli olacağı malumun. Bu yüzden ne yap et, hünkârımız oraya gelmeden İbrahim'den kurtul. Zinhar dönmesine müsaade etme. Paşam, bunu sizin için getirdim. Nedir bu? Resme olan merakınız malum. Size İtalyan bir ressamın tablosunu getirdim. Hangi ressamı? Tiziano. Tiziano? Hala. Bu hediyenle beni bahtiyar ettin Hızır Reis. Beğendiğinizi sevindim paşa. Kimmiş bu hatun? Yoksa Tiziano'nun bir hayali mi? Triato Düşesi ve Fondi Kontesi. Adı Giulia Gonzaga. Onun için dünyanın en güzel kadını diyorlar. Sen gördün mü bu hatunu? Bir kez. Uzaktan ama gördüğüm en güzel hatunu diyebilirim. Hızır Reis senden bu hatunu bulup getirmeni istiyor. Anladım paşa. Madem dünyanın en güzel hatunu, o vakit bul getir, biz de hünkârımıza sunalım. Çok yoruldum, çok. Hayırdır ağam? Beşik mi salladın bütün gece? Hiç bulaşma şeker. Zaten keyfim kaçtı. Afife Hatun yüzünden mi? Kuyruğunda takmış peşine. Kim o ya? Kiraz denen o mendeburu diyorum. Sen tanıyor muydun onu? Tanımaya ne hacet? Gözünden belli ne mal olduğu. Kirazmış. Muşmula gibi Adem. Ormandan gelmiş sanki. Kaşı göze ayrı oynuyor. Vallahi çok yaşa. Aynen öyle. Sıfatı kaymış. Ağzının içinden de konuşuyor böyle. Ne dediği belli değil. Sümbül Ağa. Utanmadan bir de laf mı dinliyorsun? Sen kendine bak. Hatunların içinde kala kala hatunlara dönmüşsün. Hadi vır vır etme de nerede kalacağım onu de bana hadi. Ahıra alacağım seni. Teke gibi kokuyorsun zaten. Vallahi dünya size güzel ha. Oh! Yiyin, için, yatın böyle. Maşallah danalar gibi semirmişsiniz. Dana senin 7 sülalendir. Nerede? Benim 7 sülalemi toplasan senin bir budun etmez mi? Bana bak. Adabınla konuş. Vallahi ümüğünü sıkarım senin. Muş muş. Aman iyi. Ben de gideyim de kendime kalacak bir oda bulayım. Gerçi daha hatunlara ders vermem lazım. Çok işim var. Kimse çalışmamış. Şşş. Bu böyle sürmez yalnız. Söyleyeyim. Mum edeceğim hepinizi, mum. Sultanım. Mihrimah'la Mehmet'e baktın mı? Baktım sultanım. Keyifleri yerinde. Çok güzel olmuşsunuz. Hünkârımızın yanında olacağım. Bu küskünlüğe bir son vermem lazım. Bu zerafet karşısında kim durabilir sultanım? Dağ olsa yıkılır. Umarım kapıdan çevrilmem. Bu gece perşembe sultanım. Muhakkak kabul edilirsiniz. Yavaş biraz. Yavaş asılma tellere. Yahu koparacak mısın? Asılma. Usul usul. Ay senden bir halt olmaz. Kesin tamam. Kes. Şşt. Yeter. Tıngır tıngır kafamı şişirdiniz. Bugünlük kafi. Hadi boşaltın burayı. Herkes taşlığa. Haydi. Haydi, haydi, haydi. Çabuk. Sen kal. İçeriği tas tamam temizlemeden buradan ayrılmak yok. Sultanım, hünkârımız burada değil. Öyle mi? Neredeler şimdi? Malumatımız yok sultanım. Bir şey söylemedi. Fakat Mustafa'nın buraya geleceği kesin. Sefere gitmeyecek mi yani? Hayır, gitmeyecek. Sevinmen lazım Mahidevran. Hünkârımız o kadar güveniyor ki saltanat vekili tayin etti. O halde benim gitmeme lüzum yok. Mustafa'mla birlikte döneriz. Hürrem öğrendiyse deliye dönmüştür. Hünkârımız sefere gidince Mustafa'm vekil olacak. Bu Hürrem'i mahvetmeye yeter. Sakın Mahidevran. Mustafa'yı bu meseleden uzak tut. Hürrem'i biz mahvedeceğiz. Sultanım. Sultanım. Afife Hatun. Yerleştin mi? Rahat mısın? Yerleştim sultanım. Sayenizde rahatım. Bir eksiğim yok. Güzel. Afife Hatun. Malum hünkârımız sefere çıkıyor yakında. Gitmeden bir eğlence tertip edilmesini istiyorum. Halihazırda ordumuz seferdeyken münasip olur mu sultanım? Büyük bir eğlence değil. Sadece hünkârımız için. Malum, nasıl başlarsak öyle devam eder. Süleyman. Hiç gelmeyeceksin sandım. Bir mesele mi var? Hayır, ben sana geldim. Epeydir yalnız kalamadık. Özledim. Bu gece çalışmam icap ediyor. Yakında gideceksin, hasret kalacağım. Odana dönüyorum. Hünkârımız için bir eğlence teklif edeceğim. Hazırlıklarla bizzat sen alakadar ol. Sümbül Ağa'ya ne diyeceğim peki? Benim talimatım olduğunu söylersin. 3 hatun seç. En iyileri olsun. Bana da haber ver. Göreceğim hatunlar. Sultanım. Tahmasp'ın en kuvvetli olduğu yer Tebriz. En ağır direniş orada olacaktır. Malum, ordumuz Bağdat'a yürüyor. İlk orayı fethedip kışı orada geçireceğiz. Bahar geldiğinde ise Tebriz'e yürüyeceğiz ve düşmanı kalbinden vuracağız. Bu bize çok vakit kaybettirecektir paşam. Malumunuz, Tahmasp kaçak dövüşüyor. Ortalık karıştırmak için her türlü hile ve desiseye başvuruyor. Ona vakit verirsek birçok beyin aklını karıştıracaktır. Tavsiyen nedir? Arz edeyim paşam. Düşmana en kuvvetli olduğu yerden saldıralım. Tebriz'den. Tebriz'den. Ulama Paşa, sen bu bölgeyi benden daha iyi bilirsin. Fakat söylediğin yol tehlikeli. Dağlar, tepeler, sarp kayalıklar, nehirler. Asker çok yorulur. İlaveten biz buraya 300 tane topla geldik. Her birinin içinde bal yemez, şahi gibi ağır toplar var. Nasıl taşınacak bunlar oraya? Kış şartlarında olsaydık bunu teklif dahi etmezdim. Fakat mevsim münasiptir paşam. Orduyu en kısa yoldan Tebriz'e götürürüz evvelallah. Toplara gelince hepsine ihtiyacımız yok. Bir kısmını Halep'te bırakabiliriz. Hızır Reis, sen ne dersin? Dere geçilirken at değiştirilmez paşa. Böylesine devasa bir orduyu böyle bir coğrafyada zapt ve sevk etmek mümkün değil. Zorluk çektikçe sıkıntılar artar. Ben de aynı fikirdeyim. Vaka bu yüzden Bağdat'a gidiyoruz. Nasıl uygun görürseniz paşam. Bir diğer fikrim ise bölgede yeni bir devlet kurmak niyetindeyim. Ulama Paşa'yı ikna eden inşallah. Hiç zannetmiyorum Efendi Hazretleri. İbrahim Paşa iyi bir komutan. Orduyu Tebriz'e sürüklemez. Orası hiç belli olmaz. Zira hırs insanı her yere sürükler. Buna gerek kalmayacak zaten. İbrahim'den kurtulmak bize düştü. Kime vereceğiz bu işi? Bırakın gireyim. Giremezsin. Haber verin geldiğimi. Söyle alsınlar içeri. Bırakın gelsin. İskender Çelebi Hazretleri. Oho. Taşlıcalı. Hangi rüzgar attı seni buraya? İbrahim Paşa şiirlerimi görmek istedi. Defterlerimi siz almıştınız. Müsaade buyurursanız geri almak isterim. Alabiliriz. Tabii. Götür ver paşamıza. Acem mülkünün başına da hünkârımıza bağlı kudretli bir han gelecek. Bu bölgenin kaderini tamamıyla değiştirir paşam. Ben de böyle düşünüyorum. Bu kuvvetli han kim olacak peki? Buna hünkârımız karar verecektir. Muazzam bir fikir. Eğer başarılı olursa şark elinde sonu gelir. Zira doğuya dönmeyiz artık. Sen ne dersin Ulama Paşa? Hayranlıkla dinliyorum sizleri paşa. Bu uğurda savaşmak için can atıyorum. Seni biraz daha ağırlamak isterdim Hızır Reis. Vazife beni bekler paşa. Hünkârımız yola çıkmadan payitahtta olmak isterim. O halde yolun açık olsun. Tiziano'nun resmettiği o düşesi... neydi adı? Giulia Gonzaga. Gonzaga. Onu mutlaka getir. Doğu'da yeni bir devlet kurmak istiyor. Biliyorum. başına da kendi geçmek istiyor. Tabii ömrü vefa ederse. Ne demek bu? Gel. Hünkârım. Ayas Paşa, gel. Hazırlıklar ne durumda? 2 hafta içinde yola çıkmak için hazır oluruz hünkârım. Şehzade Mustafa'ya haber yollandı mı? Evet hünkârım. Saltanat vekili olarak onu tayin ettiğiniz ilan edildi. Âlâ. Mustafa'm gelince çıkarız yola. Emredersiniz hünkârım. Hem böylece Hızır Reis de gelmiş olur. Kaptan derya olarak vazifesine başlar. Hünkârım. Söyle. Şeyhülislam İbni Kemal Efendi. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eylesin büyük halimde. Mekanı cennet olsun. Amin. Ayas Paşa irademdir. Sadullah Sade Efendi'yi Şeyhülislam olarak tayin ediyorum. Ne yapıyorsun sen orada? Oturuyorum. Oturacak başka bir yer bulamadın mı? Başka yerlerde var. Fakat en güzel yer burası. Ya bu yaptığından utanmalısın. Bunlar senin galiba. Sakın dokunma onlara. Çekil git buradan hemen. Çok yoruldum. Dinleneceğim biraz. Su güzel mi? Ya sakın hayır. Ben buradayken yüzemezsin. O halde çıkman gerekecek. Ne çıkması? Ne diyorsun sen? Nasıl çıkacağım sen oradayken? Merak etme. Sana bakacak değilim. Arkamı dönerim. Ya olmaz. Mümkün değil. Git buradan. Ben gelirim o halde. Tamam, çıkacağım. Arkanı dön. Sakın bakayım deme. Ya nereden çıktın sen? Senin yüzünden kaçırdım, geyiği arıyordum. Yolum buraya düştü. Eminim öyledir. Dönme. Tamam. Kimsin sen? Ne dolaşıyorsun etrafımda? Ne? Senin gibi yalnız kalacak bir yer arıyordum sadece. Başka bir yer bul kendine, burası benim. Elena. Adımı nereden biliyorsun? Geçen gün çağrılarken duydum. Hafızan avcılığından iyiymiş. Haftaya yine burada olacağım. Söylediğin iyi oldu. Gelmem o gün. Ne oldu hatun? Bebeğim. Ona yardım edin. Aaaa! Başlamış yardım edin. Sen burada kal, bize kim çağıracağız? Benimle gel, hadi çabuk ol. Acem askerlerinden bu. Tahmasp sizi öldürmek için her yolu deniyor. Hadi çabuk ol. Korkma. Perçema. Sana zarar vermeyeceğiz. Hürrem Sultanımız seni kurtarmamızı emretti. Ben... Başka çaren yok hatun. Ya bizimle gelirsin ya da bu sarayda bebeğinle birlikte ölürsün. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Şimdi sırası değil. Ne olur yap. Ah. 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 Çocuk da uyuyor. Ah. Ne oluyor orada? Kaç, kaç. Kaç. Afife Hatun. Girez ağa. Ne yaptın, seçtin mi hatunları? Elbette seçtim. Bir de siz bakın. Hangileri? Şu uzun boylu. Bir de hemen onun yanındaki hatun var. Sordum, sual ettim. Hareme yeni gelmişler. İkisi de ateş parçası. Fena değiller. Diğeri kim? Onda biraz kararsız kaldım. Şu nakış işleyenle arkasındaki. O sarışın olan mı? Evet. İkisi de gelsin. Ben bunu niye düşünemedim acaba? Çağır. Meşkaneye de bir konuşayım. Başla. Hatice Sultan nerede? Birden kayboldu. Mahidevran Sultan'ın dairesinden çıkmıyor. Gülfem Hatun da orada. Kim bilir ne hain emeller peşindeler. Afife de katıldı aralarına. Sizin kudretiniz karşısında boyun eğeceklerdir sultanım. Söylediklerimi anladınız değil mi? Hiç kimseye bu geceden bahsetmeyeceksiniz. Anladık Afife Hatun. Kiraz ağa, götür hatunları. Yarına kadar ortalıkta gözükmesinler. Merak etmeyin. Kızlar, düşün önüme. Gün doğdu size, gün. Hadi. Sultanım. Çıkan hatunları mı seçtiniz? Evet. Kireza hazırlayacak. Güzel. Sana bir hatun daha söyleyeceğim. Geceye bilhassa onun katılmasını istiyorum. Kim? Kızlar, hadi yatın uyuyun artık. Sen dur. Firuze, sen misin? Evet, benim. Yarın akşam hünkârımızın huzuruna çıkacaksın. Ben, hünkârın. Şşt, sessiz. Kimse bilmeyecek bunu. Duydun mu beni? Eğer canını seviyorsan susacaksın. Sultanım, arzu ederseniz yarın bahçeye çıkalım. At gezintisi yaparsınız. Gülşah. Buyurun sultanım. Rüstem Ağa'dan uzak dur. Sultanım ben... Ona nasıl baktığını gördüm. Durduk yere adamın başını belaya sokma. Sultanım. Gelsin bir. Sultanım, az evvel bir şey duydum. Afife Hatun bir eğlence tertip etmiş. Sefer varken ne eğlencesiymiş bu? Eğlence has odada. Hünkârımız için. Afife Hatun harekete geçti demek.